Daha sonra örgütün en üst düzey yöneticileri arasına katılan bu şahıs, yürüttüğü faaliyetlerle FETÖ'nün kirli parasını Orta Asya'da işletmiş, zehirlediği beyinleri örgütün karanlık ajandasına alet etmiştir. Son dönemde üst üste yakalanan isimler... Tarihten itibaren kendisinden haber alamıyorum. Bulmak için çalmadık kapı bırakmadım. İlgili bütün kurumlara başvurdum. Kenya'da büyük gazetelere haber oldu. Geldiğimiz noktada nasıl olduğunu bilmediğim bir şekilde 5 Mayıs'ta kuvvetle muhtemel kaçırılarak Türkiye'ye götürüldüğünü düşünüyorum. Eşim bu olayı soyadının Gülen olması sebebiyle yaşadığımızı düşünüyorum. Soruyorum. Ey Kosova'nın başbakanı, kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın? Турецкие фирмы управляют единственным аэропортом и электросетью крошечной балканской страны и строят две автомагистрали на сумму около 2 миллиардов долларов. Dedim, "Bəs hanı?" dedim Ayhan Bey. Dedi, "İndi gətirirlər onu. İndi gələcək. İndi gələcək, indi gələcək." O arada bizimlə gələn bir nəfər, bir tanışımız, o bayıra çıxmışdı. İçəri girdi belə çox belə şey bir vəziyyətdə, dedi ki, Ayhan abinin miqrasiya maşınından apardılar. Anladım bunların bir uygunsuz insanlar oldu. Geri kaçmaya çalıştım. Tabii gelip yakaladılar kollarıma girip. Ondan sonra zorla arabaya koydular. Tabii 9 saat daha taş demeden epey bir yerleri gezdirdiler bunlar. Diğer tüm terör örgütleri gibi FETÖ'yle mücadelemiz de kesintisiz sürecektir.